Murat dükkansa oh geliyor. Hadi gidelim. Soğuk mu soğuk? Soğuk, soğuk, soğuk. 77 yaşındayım. Almanya'da geçen sene görev bir arkadaşımın evine gitti. O adamla geldi, böyle oturdu. Türkçe konuşması çok özellikle vergi aldı. Burada bazen fazla soruyorlar. Burada siz. Ne oldu? Samanda bir çalışma var mı? Düştü, düştü. Düştü mü? Hı-hı. Ne kadar düştü, düştü mü? Evet. Yine o bir zaman yine bir köy samanı 1.000 lira verirler. Ama kamyon düştüğü zaman kaç tondur? 10 tondur. Kaç kişiye gidiyor? 3 kişiye. İşte memleketimizin durumu böyle. Soğuk tabii ki. 30 derece, 35 dereceye çıkıyor. Sabahları erken kalkıyoruz. Sabahları Allah'a şükür işte var. Erkenle camiye gidiyoruz sabah namazına. O da gel burada çay içirik. Ondan sonra gidirik işimize. Önce közde çay içeriz. Evet, közde çay içeriz. Evet. Bu kış memleketi işte 6 ay karın altında kalıyoruz. Bir 4 ay çalışmamız var bizim. Zaten 2 ay yağmur bilmem şey oluyor. 4 ay çalışmamız var. 4 ay çalışıyoruz. 8 ayda yatırız. Ben hayvan pazarına gidiyorum. Ticaretten orada ekmeğimin gelmesi için onun peşine gitmek istiyorum. Ekmeğimizi önce Allah sonra oradan geliyor. Onun için hava soğuk. Sabah ayazı. Buz, çok keskin, çok kış, 30-35 derece soğuğun altındayız. Burası kahve, kahveden memnunuz. İçtiğimiz çaylar 4 dörtlük, insanlarımız 4 dörtlük. Isınıyorsunuz tabii. Isınıyoruz tabii ki. Isınmazsa zaten burada oturamayız. Onun için bizim... Nasıl közde çay? Çünkü farklı olur. O bir çayların önünde, közde çay evin farkı çok var. Bundan en azından hiç... İçeceğin olmasa 4 tane çay içersin. O bir kahvede oturduğun zaman bir çay içersin. Affedersin, ağzın tadı bozulduğu için içemezsin onu. Siz de közde çay içmişsiniz. Tabii. Evet, burası da mıntıkamız olduğu için. Yani bu caddede, bu sokakta tanıdığımız komşu olarak, arkadaş olarak, dost olarak birbirimizi tanıdığımız için burada otururuz. Thank you.